Teknopat'tan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Bugün Sterbik'te Logitech G435 oyuncu kulaklık setini inceliyoruz üzerinde bir mikrofon görünmemesine karşın içerisinde gizli mikrofonuyla bu oyuncular için tasarlanmış yeni nesil ve inanılmaz hafif bir kulaklık arkadaşlar. Logitech'in yeni ürün ailesinden daha önce hatırlayacağınız üzere G733 gibi modelleri inceledik. G335 modeline baktık. Şimdi G435 modeline bakıyoruz. Hali hazırda Logitech'in daha önce çıkardığı kulaklıkların gayet güzel fiyatları kampanyaları olabiliyor. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim ama ufak ufak artık bu yeni modeller eskilerin yerini gördüğüm kadarıyla piyasada alıyor. Yeni nesilde bazı şeyler özellikle ön plana çıkmış. Bu kulaklığın hedef kitlesi çok bariz. Özellikle genç oyuncular, genç kullanıcılar. Hem 2.4 GHz Lightspeed ile USB üzerinden bilgisayarınıza ya da destekleyen konsollara takabiliyorsunuz. Hem de bunun üzerindeki Bluetooth sayesinde cep telefonuna bağlayıp aynı kulaklığı cep telefonuna, laptopa, Bluetooth destekli herhangi bir cihaza gayet rahatlıkla yine bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra özellikle yapımında kullanılan materyalleri de geri dönüştürülmüş plastikten yapmış Logitech Avrupa Birliği'nde ve dünyanın pek çok ülkesinde genç nesildeki çevre hassasiyetine karşılık veren ürünler tasarlamaya odaklanıyorlar. Hatta bu yıl ve geçtiğimiz yılda katıldığım pek çok online etkinlikte çevre ile ilgili biz şirket olarak ne yapıyoruz kısmında sunumlarda bayağı detaylı açıklamalarda bulunuyorlar. İşin o kısmı ile ilgileniyorsanız çevre ve geri dönüştürme, özellikle yenilenebilir enerjiler ya da dünya ile ilgili sorumluluk alıyor mu firma sorusunu soruyorsanız işte bu kulaklıkta bunu yaptıklarını görebiliyoruz. Çok az materyal kullanılan, çok hafif bir kulaklık tasarlanmış. Bu kulaklığın temel olayı dediğimiz gibi kablosuz, bluetooth birlikte desteklemesi ve aynı zamanda Logitech'in burada Lightspeed teknolojisinin üzerine kolay bir kullanım sunması. Kolay kullanımdan kastım şu. Üzerinde tuşlar arka tarafta bizim elimizdeki sarı siyah modelde görebileceğiniz üzere gayet bariz görünüyor. Aynı zamanda bu kulaklığın birden fazla renk seçeneği var. Renk seçenekleri de güzel. Yeni ürün ailesinin özellikle renklerin güzel olduğunu söylemiştim. Sarı siyah modelde bir istisna değil benim hoşuma gitti. Tabi incelemede size diğer renk rengarenk modelleri de göstermek isterdim. Belki ileride başka bir vesileyle onları da gösterebiliriz. Üst kısımda güç açma tuşumuz. Burada ses açma ve kısma birlikte olan iki ucundan basılan tuşumuz, alt kısımda da mikrofon tuşumuz var. Bu tuşların her birine de kısa yollar atanmış. Örneğin aşağıdaki tuşa basılı tuttuğunuz zaman bu Bluetooth arasında geçiş yapmanız ya da Bluetooth aygıtını cep telefonuna bağlamanızı sağlıyor. Bu sayede cep telefonla sonra diğer cihaza geçiş yapabilirsiniz. Ancak aynı anda iki cihaza birden bağlı kalmıyor. Bu geçişi yaptınız, tekrar diğer cihazdan geçiş yapmanız gerekiyor. Logitech'in bazı kulaklıklarında bu kolay geçiş seçenekleri mevcut. Alttaki mikrofon tuşuna kısa bir bastığınız zaman mikrofonu kapatıyor ya da açıyor. Eğer buna çift basarsanız da kendi kulaklığınızdan, kendi mikrofonunuzdan aldığınız sesi duymanızı sağlayan side tone özelliğini açabiliyorsunuz. Side tone özelliği sayesinde kulaklık takılıyken kendi konuştuklarınızı hoparlörden yine dinlemiş oluyorsunuz. Alttaki tuş ile ses açma tuşuna birlikte basarsanız side sesini artırıyorsunuz. Ses kısma tuşu ile birlikte basarsanız da side sesini kısmış oluyorsunuz. Buradaki tuş basmalı olduğu için tık 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 plastik bir hissiyatı var. Ses tekerli kulaklıklar kadar beğenmediğimi söyleyebilirim. Ancak görünüm, hafiflik gerçekten en öne çıkan özellikler. Örneğin şu üst kısımdaki askı incecik, iki taraftan iki plastik, ortasına gerili olan yine ince ve arada iskelet olarak sağlamlık sağlayan bazı parçalardan oluşmuş ve kafanın üzerinde varlığını hemen hemen unutabileceğiniz kadar hafif. Bu bayağı ufak kafa tipleri için tasarlanmış yani 20 yaşlardaki gençleri hedef aldığını ürünün genel boyut ve tasarımından da görebiliyoruz. Kutusu da ufacık, kendisi de ufacık ve bu şekilde en küçük boyutuna geliyor. Bu haliyle benim kafam için fazlasıyla küçük. Ancak neyse ki şu kulaklık kupalarını aşağıya doğru kaydırarak biraz daha orta boy uygun hale getirebiliyoruz. İşin komik tarafı ben kulağımda rahat bir şekilde kullanabildim. Hafif olmasından, yanlardan çok fazla baskı yapmamasından kaynaklı olarak esnek materyal benim kafama uyum sağladı. Yoksa dediğim gibi kulaklık baskısı ve kulaklığın genel tasarımı ufak orta boy kafalar için tasarlanmış. Yani 30 yaşın altındaki gençler bu kulaklığın ana hedef kitlesi arkadaşlar. Yeni nesil demişken yeni nesil tipçeye portunu da kullanmışlar. Bu da hoşuma gitti. Bu şarj olan bir kulaklık ve 18 saat vaat edilen pil ömrü var. Ama kullanıma göre 20 saatin üzerine bile çıkabilirsiniz. Nasıl, ne kadar hangi ses seviyesinde kullandığınıza bağlı olarak. Ses seviyesiyle ilgili de bilmeniz gereken bir şey var. Ses seviyesinde iki farklı ayar var. Genç kullanıcıların kulaklarını korumak için 81 desibel tavan limiti belirleyebiliyorsunuz. Ya da 100 desibel ile bunu açık hale getirebiliyorsunuz. Ben eminim Türkiye'deki kullanıcılar sesi maksimumda kullanacaktır. Yorumlarınızdan görüyorum. Yüksek ses veriyor mu kulaklıklar diye soruyorsunuz. Eh 100 desibel ile güçlü bir ses verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 80 desibel de 81 desibel de bu arada hiç alçak bir seviye değil. Ama bizim gürültüden mi bilmiyorum yoksa halk olarak tercihimizden mi böyle yüksek sesli kulaklık istiyoruz ve yüksek sesli kulaklık talebine bu ayar ile karşılık verebiliyor. Diğer ergonomik detaylardan da bahsedelim. Kafa yastığı rahat yani kafadaki en azından şu kumaş ve plastik bana rahat geldi. Kulaklık kaplarının içerisindeki kumaş da kesinlikle hava alan ferah rahat bir şekilde yapılmış. Ve bunların derinliği çok güzel. Kim yerde 2.5 kim yerde 1.7 cm. Bu da kulaklarınız bu şekilde içeriye doğru duruyorsa kulağınızın içeriye değmemesi için yeterli alanı sağlıyor. Herkesin kulak tipi farklı denemeniz lazım. Ancak bir önceki incelediğim model olan G335'te şu iç kısma da yastık koymuşlardı. Bu modelde göremedim, bu beni üzdü. Şu kısımları boş açık bırakmak yerine keşke oralara da küçük birer süngeri G335 modelinde yaptıkları gibi koysalardı. Bazı kullanıcıların kulağı çünkü... İsterseniz iki buçuk santim değil üç buçuk santim yapın İçerideki plastik kısma temas ediyor ve temas ettiğinde rahatsız oluyorlar. Kimse sert plastiği hissetmek istemez. Ama ofisteki herkes üzerine denediğim zaman şunu gördüm. Bizden kimsenin en azından kulakları iç kısımdaki plastiğe değmiyordu. Kimse rahatsız olduğunu söylemedi. Bir de üstünde gözlük ile kullanma kısmı var. O konuda şanslıyız. Ofiste pek çok gözlük takan arkadaşımız var. Gözlük saplarına baskı yapmadığını ancak gözlük ile kullanımda ya da yan taraflarda çok kabarık, çok uzun saç varsa kulaktan biraz uzaklaştığı zaman basların zayıfladığı dikkatimiz çekti. Bu arada kulaklığın ses karakterine ve sürücülerine gelelim. Merak etmeyin basları yerinde. Çok derin alt bas dediğimiz baslar o kadar güçlü değil. Ancak orta tonlar zengin, sıcak, kendi sesi kendi seviyesine göre oldukça iyi. Hatta müzik sesleri ve vokal seslerindeki canlılık, sıcaklık, renklilik gayet güzel olmuş diyebilirim. Öte yandan tizlerde klasik müzikten çok zevk alan biriyseniz böyle ince ziller, orkestranın zillerindeki o titreşimlerin hazına varmak istiyorsanız hi-fi kulaklık almanız gerekiyor. Bu günün sonunda bir oyuncu kulaklığı arkadaşlar. Ses seviyesi ve kalitesi hiçbir zaman o seviyelere kadar uzanmıyor. Hele ki fiyat seviyesine baktığınız zaman daha iyi anlıyorsunuz. Şu an piyasadaki hi-fi ve en üst modeller bunun 4 katı fiyata kadar çıkabiliyor. Keza içerisindeki sürücüler de çok büyük değil. 40 mm sürücüler kullanılıyor. Ama bunlar neodymium yani 40 mm'de kaliteli ses verebilen sürücüler. Dinlediğim sesten memnun olmamı sağlayan da bu oldu. Bir de bu kulaklık yastıklarının biraz dediğim gibi derinliğinin fazla olması kulaklığın genel yapısı tasarım ve ayarlanması ses alanı olarak bana ferah ve güzel bir hissiyat verdi. Kulaklığı takarken boğulmuş bir şekilde hissetmedim. Ses alanının özgür olduğunu hissettim. Diğer yandan gerçekten müthiş kulaklıklarda hissettiğim seslerin uzaklık mesafesi algısı konusuna baktığım zaman şöyle bir etkileşim oldu. Oyunlarda seslerin yönünü doğru olarak kestirebiliyorum. Nerede? Nasıl? Solumda mı, sağımda mı? Arkamdaki adım sesleri. Mountain Play'de yürürken arkamdan gelen takipçilerin önünü gayet rahat bir şekilde anlayabiliyorum. Ama mesafe olduğundan daha yakın geliyor. Sanki ses kulaklarımın içerisinde oluşuyormuş gibi. Yani ses alanıyla bu nasıl bir araya geliyor diyeceksiniz. Şöyle, içerideki objelerin uzaydaki ses uzayındaki mesafelerini tespit konusunda üst seviye kulaklık kadar rahat bir mesafe tespiti yapamadım. Yani ses kasma konusuna gelince seslerin yönünü kasmak anlamak çok kolay ama seslerin mesafesini kestirmek için bildiğiniz bir haritada oynuyor olmanız lazım. Bayağı bir süre aynı haritaları oynayıp bu kulaklığı kullandıktan sonra alışacağınızı ve nereden geldiği kadar hangi mesafede olduğunda daha iyi anlayabileceğinizi tahmin ediyorum. Yani kullanım deneyimine göre şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kulaklığı uzun kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Çoğu kulaklığı kulağımıza takar takmaz sesin metresini, mesafesini, hangi sesini o kadar iyi hesaplayamıyoruz. Teknik değerlere bakacak olursak 20 Hz, 20 kHz arasında bir frekans tepkisi ve 45 ohm empedans değeri var bu kulaklığın. Mikrofonu açılır boom değil yani ağzımızın önüne gelmediği için geride olduğu için daha dijital bir sese sahip. Özellikle konuşmalarda arka plan gürültüsünü bastırma konusunda o kadar etkili olduğunu söyleyemem. Çift gömülü huzmeli mikrofon kullanılmış ve frekans cevabı 100 Hz 8 kHz. Ses kalitesi ağza yakın katlanabilir mikrofonlar kadar kesinlikle iyi değil. Ve arkadaşlar arasında kullanmak için güzel ancak canlı yayın yapmak için güzel bir mikrofona sahip değil arkadaşlar. Ses kayıt örneğini dinlediğimiz zaman biraz sesin dijital olduğunu siz de anlayacaksınız. TCG Berk ya da Osmanlı donanmasındaki adıyla Berke Satvet Osmanlı donanması ve sonrasında Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet gören belki Şevket sınıfının ikinci ve son torpido kruvazörüdür. Duyduğunuz üzere mikrofonu iletişim için tasarlanmış. Şimdi artısı eksisi nedir? En büyük artısı bu ufacık kulaklığın 18-20 saat pil sunan bir kablosuz kulaklık olması arkadaşlar. Bunun ağırlığına tekrar tekrar dönüp bakıyorum 165 gram. Yani varlığını çok rahat unutabileceğiniz, çantadaki ağırlığını hissetmeyeceğiniz bir kulaklık. Keşke kulaklık kapları falan da katlanan bir model olsaydı da çantaya daha rahat sığsaydı diyorum. Çünkü alan bir kullanıcı kablosuz ve bluetooth'u bir arada desteklediği için bunu her yerde kullanmak isteyecektir. Tek bir kablosuz kulaklık, tek bir USB kulaklık üzerinden her şeyi yapabilmek. Mikrofonu her ne kadar boom olmasa da bir yere takılmıyor, bir yere kaybolmuyor. Kopacak bir kablosu yok. Buradaki kabloları örgülü yapmışlar. Ama diğer yandan çok hafif olduğu için bu plastik çok ağır darbelere dayanmayacaktır arkadaşlar. Esneklik açısından dayanıklı ama uzun vade kullanımda ne olacağını merak ediyorum çünkü gerçekten çok az malzemeden imal edilmiş. Çevre duyarlılığı güzel, tasarım güzel, görünüm güzel, kullanılan materyallerin kulaktaki hissiyatı güzel ama iç yastık kısmı gibi dediğim bazı eksiler de bariz şekilde ortada. Logitech bu kulaklık ile G435 ile çok satacak yeni nesilde diğer modellere göre yeni nesil fiyat performansı iyi olacak bir kulaklık sunmayı amaçlamış. Özellikle bir oyuncu kulaklığı olarak hem Bluetooth hem 2.4 GHz Lightspeed'i bu dongle ile de desteklemesiyle bunu başarmış. Ses kalitesi gayet güzel. Sesin volüm tekerini dediğim gibi beğenmedim. Bunun ötesinde artısı ve eksisi çok olan bir kulaklık olmuş. Pek çok farklı model içerisinde tercih ederken özellikle benim tavsiyem genç oyuncuların tercih edeceği bir kulaklık olduğu yönünde. Özellikle ufak ve hafif yapısıyla genç kullanıcılar için desibel kilidi sayesinde daha rahat bir şekilde kullanılabilir. Çocuğunuza mesela almayı düşünüyorsanız 100 desibelde değil 80 desibelde kullanmasını sağlık vererek ve ayarı yaparak bu şekilde kulaklarının daha sağlıklı olmasını da uzun vadede sağlayabilirsiniz. Bu bence bazı artlardan bir tanesi. Keza ölçüleri de genç kullanıcılara gerçekten çok uygun ve ses karakteri de yine gençler için tasarlanmış diyebiliriz. Bunun batarya ömrü, kablosuz ağın çekme gücü çok güzel ama bulamadığım, göremediğim bazı eksikler de vardı. Bluetooth sürümü ile ilgili teknik bir bilgi yok. Logitech G Hub üzerine bağlanmıyor. Logitech G Hub'a bağlanmadığı için bir ayar yapmamız, bir equalizer vesaire mümkün değil. Mikrofonda bir değişiklik yapamıyoruz. Ses kalitesi ve ayarında yapabileceğimiz tek değişiklik ses kartımızın ya da Windows'un bize sunduğu ayarlar. Mesela Windows'un kendi çevresel ses teknolojilerini mağazadan alıp etkinleştirebilirsiniz. Kulaklık destekliyor ama tasarım olarak yine klasik bir stereo kulaklık. Bütün bunları bilmenizde fayda var. Özetle kesenize uyuyorsa, aradığınız özelliklere sahipse güzel bir kulaklık. Özellikle Logitech'in bu nesilde yeni çıkarttığı giriş ve orta seviye ürünlerde çok çok hafif kulağınıza varlığını bile unuttuğunuz kulaklık kart tasarlaması teknik açıdan başarılı. Diğer yandan şahsi olarak zevkimi soracak olursanız ben büyük, ağır, hi-fi ses sonan çok daha pahalı kulaklıkları beğeniyorum ve gündelik hayatımda kullanıyorum. Diğer yandan bu kulaklığın da artısını eksisini görmekte zorlanmadım. Ama hitap ettiği kitle şahsen ben değilim. Yani 80'ler trash metal dinleyen 35 yaş üstü kullanıcılar ana hedef kitlesi değil ama 20'lerindeki kullanıcıların beğenerek kullanacağını rahatlıkla tahmin edebiliyorum. Bütün yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşabilir. Videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklayabilir. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna tıklayabilir. Bayıldıysanız yeni videoları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Her türlü soru ve yorumunuz için Teknopat burada. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.